Merhaba arkadaşlar hepinize. Ankara'nın ışığında bir gece etkinliğimize hoş geldiniz. Umarım sizin için güzel bir program olur. Öncelikle kendimi tanıtayım. Ben Ayşe Nazlı Koçyiğit, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik 1. sınıf öğrencisiyim. Bugün can tutulan madde bağımlılığı, mersucu ise tütün bağımlılığı eğitim verecek. İkisi arasında kaot bilgi yarışmamız olacak. Katılım belgesi için chat kısmına bir yoklama formu atılacak. Onu doldurmanızı istiyoruz. Programımıza başlamadan önce Önder Mustafa Kemal Atatürk, onun silah arkadaşları ve ebediyete intikal etmiş olan tüm aziz şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşu ve istiklal marşı okumaya davet ediyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Ben sözü daha fazla uzatmadan madde bağımlılığı eğitimi için Cansu arkadaşımıza bırakıyorum. Arkadaşlar hepinize iyi akşamlar. Öncelikle kendimi tanıtayım. Ben Afsu Genç Yaşlılar Eğitim Ekibinden Can Suran, Tıp Fakültesi 1. sınıf öğrencisiyim. Bugün burada sizinle madde bağımlılığı hakkında konuşacağız. İzninizle başlıyorum eğitime. Hepinize iyi keyifli dinlemeler. Önce değinmek istediğim bir konu var. Şu an verecek olduğum eğitim temel amacı madde bağımlılığını önlemek üzerine, yani tedavi amaçlı değil. Size maddeyi tanıtmak, madde kullanım sonucundaki zorlukları anlatarak sizin bu yola hiç girmemenizi istiyoruz. Şimdi sunum içeriğimize göz atalım. Nelerden bahsedeceğimiz hakkında fikriniz olsun. Öncelikle madde bağımlılığının tanımını yapacağız. Daha sonra maddelerin neler olduğu, Madde bağımının nasıl başladığını, nasıl ilerlediğini, kullanım belirtilerini ve daha sonrasında olumsuz etkilerinden bahsedeceğiz. Kullanıcıların sığındığı gerekçeler, tedavi süreci ve daha sonrasında da yasal sorumluluklarıyla birlikte eğitimimizi bitireceğiz. Öncelikle madde bağımlılığı nedir? Önce buradaki tanımı okuyalım. Vücudun bir ya da birden çok işlevini olumsuz yönde etkileyen maddelerin kullanılması ve kullanıcılar bundan zarar gördüğü halde maddeyi bırakamaması durumu.
madde bağımlılığından korunmanın en iyi yolu hiç başlamamaktır. Çünkü madde bağımlılığı çok zor bir süreç. Hem kullanım sürecindeki olumsuz sonuçları hem de kullanmayı bırakmak oldukça zor. Bu yüzden hiç başlamamak, bu yola hiç girmemek, bunları çekmekten inanın çok daha zor. Efendim? Sunumu büyütmeyi unuttum da onu büyütebilir misin? Tekrar paylaşıyorum. Ben de büyük görünüyordum. Ama... Şu an nasıl görünüyor? Hala küçük olarak. Hala küçük mü görünüyor? Ben de öyle görünmüyor ama bir dakika. Cansu şey yap istersen. Masasını paylaş, öyle paylaş ekranı. Masasını değil, direkt değil de masasını paylaş. Evet oldu Can. Tamam. Buradaki tanımı okumuştum. Şimdi kendi fikrimle, kendi cümlelerimle de biraz anlatmak istiyorum. Bana göre madde bağımlılığı aslında salgın kelimesiyle ifade edilir. Salgının sözlük anlamı bir hastalığın ya da başka bir durumun birçok kimseye birden bulaşması. Günümüzde de hepiniz biliyorsunuz ki bağımlılık her geçen yıl artıyor ve kullanıcıların yaş ortalaması da her geçen gün maalesef ki düşüyor. Neden artıyor? Çünkü kullanıcı çevresindeki kişileri de bağımlılığa sürüklüyor. Bir kez maddeyi kullanmış herkes de bağımlılık açısından risk altında olmuş oluyor. Bağımlılık yapıcı maddeler tütün, alkol ve opiyatlar. Tütün ve alkolün zaten ne olduğunu hepimiz günlük hayattan biliyoruz. Opiyat da afyondan türetilen ilacı ifade etmek için kullanılan bir terim. Opiyatlar nelerdir? Morfin, eroin, kodein ve metadon. Peki bağımlılığın olumsuz etkilerine geldiğimizde. Öncelikle size sormak istiyorum. Söz almak isteyen varsa mikrofonu açabilir. Hem böylece karşılıklı fikir alışverişi yapmış oluruz ve daha verimli bir eğitim geçer. Biraz bekliyorum. Cevap gelmezse bir sonraki sayfaya geçeceğim. Bağımlılığın olumsuz etkileri, öncelikle kullanan kişinin kendine güveni azalır ve kontrolü zayıflıyor. Çünkü bağımlılık yapıcı maddeler kişiyi artık ele geçirmiş duruma sokuyor. Bağımlılığın değerleri yok olmaya başlar. Savunma mekanizmalarını yok ettiği için bağışıklık sistemi de zayıflıyor ve vücudu hem ölümcül hem bulaşıcı birçok hastalığa açık hale geliyor. Şimdi her insanda farklı olumsuz etkiler görülür. Başlangıçta kişilere keyif vermekte, daha sonra bu anlık keyifler giderek ruhsal bozukluğa sebep olmaktadır. Kişinin davranışlarını, beynini tamamen ele geçirir. Bunun sonucunda da intihar, ailevi problemler, paranoya, cinayet, iş kaybı, kaygı, korku gibi sonuçlara sebep olur. Sigara şeklinde tüketilen maddelerin kullanımı sonucu da diş çürümeleri, ağızda tartar, plak birikimi, balgam birikmesi gibi sonuçlar meydana gelir. Maddeler cildin yağ bezlerini uyaran testosteron hormonunu taklit ederler ve bunun sonucunda da akne, sivilce gibi sonuçlar meydana gelir. Bir de bir sonucuna daha bakalım. Geçici hafıza kaybı. Bağımlılık yapıcı maddeler kullanım sonrası temporal yani şakak lobundaki hipokampüs bölgesine etkiliyor ve bu bölgede hafızamızdaki yeni anıların şekillenmesine olanak sağlıyor. Maddeler bu süreçte kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe bilgi aktarımını karıştırır ve
Bundan dolayı da madde kullanımı sonrası geçici hafıza kaybı yaşanır. Yani hani madde kullandıktan sonra yapılanların hatırlanmamasının da temeldeki sebebi budur. Yani bir sürü madde saydık. Kellikten, balgam birikmesinden, döküntü ve sivilcelerden ölüme kadar birçok olumsuz sonuca sebep oluyor madde. Bağımlılık belirtilerini fiziksel ve davranışsal olarak ikiye ayırırız. Yine sayacağım bu belirtiler tek bir kişide tamamı olacak şekilde görünmek zorunda değil. Bu maddelerden bahsetmeden önce hepsine temel olan iki şart var. Bunlar tolerans ve kesilme. Kişinin bağımlı olduğu şeye karşı yaşadığı etkinin zamanla normalleşmesiyle dozajını arttırma durumu. Buna tolerans diyoruz. Bunu bir dal sigaradan 3 pakete çıkmak gibi düşünebiliriz. Kesilme de bağımlı olan şey kesildiğinde psikolojik ya da bedensel olumsuz etkiler. Şimdi fiziksel belirtilerine bakacak olursak gözlerde kızarıklık ve göz bebeklerinde büyüme, uyku bozuklukları, kusma, iştahsızlık, bunun sonucunda da ani kilo kayıpları, kasılma nöbetleri, bitkinlik, fiziksel görünümde değişiklik, kişisel bakımı ihmal etme. İnternette daha önce karşılaşmışsınızdır. Madde kullanım öncesi ve sonrası olmak üzere fotoğraflar oluyor. Yani çeşitli madde türlerine göre bu fotoğrafları kolajlıyorlar. Açıkça belli oluyor zaten. Madde kullanım öncesi kişi normal bir görünümdeyken madde kullanım sonrası kişisel bakımı ihmal etme ve az önce akne, sivilce gibi sebepler de saydım. Yani kişiyi yaşlandırıyor da diyebiliriz. Alışılmadık ağız kokuları, istemsiz titreme. Davranışsal belirtileri ise okula ve derslere karşı ilgide azalma, ders başarısına düşme. Çünkü kişinin tek odak noktası madde haline geliyor. Odaklanmada azalıyor derslere karşı, her şeye karşı azalıyor. Okul dışındaki aktivitelere karşı ilgisizlik. Arkadaşlardan ve çevresinden sık sık borç almaya başlıyor. Çünkü kişi madde kullandığı zaman sürekli onu isteyecek, dozajını sürekli arttırmak zorunda kalacak. Elinde ekonomik güç olmayan madde bağımlısı da satıcı olmak zorunda kalacak. Daha fazla özgürlük talep etmeye başlama, agresif davranışlarda bulunma. Kişiyi daha çok sinirli bir hale sokar madde. Gözlerde kızarıklık oluştuğunu söyledik. Ve bu gözlerdeki kızarıklığı saklamak için de göz damlası, göz aşı sıvısı kullanmaya başlar. Yine kötü kokular oluştuğundan bahsetmiştik. Bunun için daha fazla, gereğinden fazla parfüm kullanma ortaya çıkar. Duygu durumunda ani değişimler, asabiyet, ani patlama, motivasyon eksikliği, odaklanma güçlüğü. Peki kişi ne zaman bağımlı sayılır? Az önce bahsettiğimiz tolerans ve kesilme ifadeleri bu maddelerle ilgili. Son 12 ay içerisinde birazdan sayacağım belirtilerden en az 3'ünü gösteren kişi bağımlı sayılır. Madde miktarını sürekli arttırmak. İşte bu toleransla ilgili. Bırakıldığında veya azalttığında fiziksel ve ruhsal yoksunluk belirtileri yaşamak. Bu da az önce kesilme tanımını yaptığımız ifade. Bırakmak için gösterilen çabanın sürekli boşa çıkması. Kişisel etkinlikleri terk etmek. Maddeyi sağlamak için gereğinden fazla zaman harcamak. Hem sağlamak için hem de bırakmak istediği zaman çok fazla zaman. Veya ruhsal sürdürmek. Bu da zaten en başta yaptığımız madde bağımlılığının tanımı. Ekranda gördüğümüz bağımlılık döngüsü her bağımlılık için geçerlidir. Bakalım bu döngüye. İlk adım bir kereden bir şey olmaz. Ama bir kez aslında çok kezin ilk adımıdır. Bir kez dahi maddeyi kullanmış herkes bağımlılık açısından risk altında. Daha sonra bir daha kullanmam, ben bağımlı olmam, istersen bırakırım. Sonra da bu meret bırakılmaz diye gelir iş. Bırakmak zorunda olduğunun farkına varır. Sürekli artık bırakacağını söyler ama daha sonra bıraktım bir daha başlamam dedikten sonra dahi yine tekrardan bir kereden bir şey olmaz adımına gelir ve bu döngü içinde sürekli dönmeye devam eder. Madde kullanmaya nerede ve ne zaman davet ederler? Yine daha önce böyle bir anısı olan varsa, madde teklifinde bulunulduysa anınızı dinlemek isteriz. Yine biraz bekleyeceğim, söz almak isteyen varsa.
Hepimiz, tüm insanlar maddenin kötü bir şey olduğunu biliyoruz. Hepimiz biliyoruz ki zararlı. Ama yakın bir arkadaş bu tarz durumlarda maalesef ki en tehlikeli kişidir. Çünkü hem sizi hem de maddeyi çok iyi tanır. Bu yüzden az önce de söyledim zaten. Elinde ekonomik güç olmadığı sürece satıcı olmak durumunda kalacaktır. Bu yakın arkadaşınız dahi olsa, çok iyi bir insan da olsa bu konuma gelebilir. Çünkü elinde ekonomik güç yok ve bunda da kimden başlayacak? En yakın arkadaşından başlayacak. Çünkü en çok tanıdığı kişi o. Madde kullanımı arkadaşlarınız olduğunuz her yerde olabilir. Fakat alkol, sigara, nargile kullanılan mekanlar, bizde yerler, eğlence mekanları riskin daha yoğun olduğu yerlerdir. Peki kullananlar hangi gerekçelere sığınıyorlar? Zaten her şeyin başı gerçekten de merak. Madde bağımlılığının başı da merak ettim, denedim de oluyor. Bir arkadaşınızda görebilirsiniz, çevrenizde görebilirsiniz. Merak bunun baş noktası. Daha sonra sınırlarımı aşmak istiyordum. Arkadaşlarıma fark atmak istedim. Arkadaşlarıma uydum. İddialı biri diye tanıyordum. İmajımı korumak istedim. Bunlar kendini peki nasıl kandırırlar? Kişi her zaman olumsuz sonuçlara sebep olan şeylerde kendini avutma ihtiyacı duyar. Onlar da ben kendimi kontrol edebilirim ya da herkes kullanıyor bir şey olmuyor, otur zararı yoktur, bağımlılık yapmaz gibi ifadelerle kendini kandırırlar. Eğer size gelen teklifi reddederseniz sizi yağcılık, yalnız bırakma, tehdit, aşağılama gibi klişeler bekler. Sen olmazsan buranın tadı tuzu kaçar, ne olur hatırım için bir kez beni kırma ya da hadi çocuğu sen de ana kuzusu diyerek sizi maddeye sürüklemeye çalışırlar. Olumsuz bir tepki aldığınız zaman bundan rahatsız olup kullanmaya başlayabilirsiniz. Peki bir yakınınız kullanıyorsa? Madde kullanım problemi hakkında kimseyi suçlamayın ve yargılamayın. Çünkü nasıl ki değersiz bir taş çamura bulandığında değeri değişmiyorsa, değerli bir taş çamura bulandığında değeri değişmiyorsa, madde kullanan kişiye de bu göze bakmamız gerekir. Çünkü o kişinin hikayesini bilmiyoruz. Ona ahlak dersi vermek onu daha kötü sonuçlara götürebilir. Hiçbir zaman pes etmeyin eğer yakın bir arkadaşınız kullanıyorsa. Daha çok onu psikolojik danışma birimleri ya da güvendiğiniz kişilere yönlendirin. Ve çok güvenmeyin her dediğine. Çünkü madde kullanan kişiler daha çok yalan söylerler. Çünkü maddeye giden her yol onlar için mübahtır. Madde kullanmak kadar maddeyi bulundurmak da suç. Bu yüzden dikkat edin, yani arkadaşınızın yanındayken. Sizin yanınızda madde bulunması büyük bir suç yine kullanmak kadar. Peki madde size ne verir? Madde sizden ne alır? Madde anlık keyif ve mutluluk verirken ömürlük hasar bırakır. Hatta hayatımızı elimizden alabilir. Ve hasarı da hayatımızı elimizden aldığında geri kalanlara kalır. Yani hem kendimize hem sevdiklerimize büyük bir acı yaşatırız. Kişinin benliğini, hayatını elinden alır. Ama verdiği sadece anlık keyif ve mutluluktur. Yani parayla kişi mutluluğu satın alır ya da satın aldığını zanneder. Peki maddeyi bizden uzaklaştıracak tek kelime aslında hayır. Çok kısa ve net ama hayır demek bu süreçte çok önemli. Ve bana göre bu slide'ın en önemli kısmı bu. Çünkü başta da söylediğim gibi bizim temel amacımız madde bağımlılığını önlemek. Yani bu yola hiç girmemeyi sağlamak. Şu an bağımlı olanlar da bunu biliyordu. Yani zararlı olduğunu biliyordu, hiç kullanılmaması gerektiğini. Ama teklif o kadar ikna edici bir halde yapılır ki az önce bahsettiğim klişeler de kullanılır. Kişiyi tahrik ederek, yani aslında madde bağımlılığına sürüklerler. Hayır demek kişi için çok zor hale gelir. Karşısındakini kırmamak için bile bir kereden bir şey olmaz diyerek kullanır. Ve maalesef ki az önce anlattığım bağımlılık döngüsünün içinde kendini bulur. Hayır demek kesinlikle bencillik değildir ki, bu bencillik bile olsa zaten böyle bir süreçte bencil davranmak gerekir. Bu bana uygun değil ya da başka önceliklerim var diyerek size teklifte bulunan kişiyi reddedebilirsiniz. Bana göre değil ya da annem babam beni bu durumda görse gerçekten çok üzülürdü diyerek reddedebilirsiniz. Ve bağımlılık tedavi edilebilir. Genelde madde bağımlısı olan kişiler bunun tedavisinin mümkün olmadığını zanneder. Ya da öyle söyler. Kendini böyle avutur.
Çünkü gerçekten de aslında çok zor bir süreçtir bu. Madde bağımlılığına başlamak kadar kolay değildir. Ama tabii ki de tedavi süreci vardır. Temiz kalma davranışı sıklıkla görülmektedir. Ama madde bağımlılığından kurtulan kişi, yani bu zor süreci atlatan kişi kesinlikle tekrar kullanmamalı. Çünkü tekrar kullandığında daha önceki bağımlılıkta gördüğü zararların kat ve kat fazlasını görür ve daha yıkıcı sonuçlar yaşar. Tedavinin başarısında iki önemli etken var. Bunlar kişinin tedavi olmayı istemesi ve madde bırakmayı kendine... şey bizim yolumuza göre olur. Kişinin madde bırakmaya kendini hazır hissetmesi ise bıraktığı zaman belki de yaşadığı ev, yaşadığı çevreyi değiştirmek zorunda kalır. Bu yüzden kendini hazır hissetmelidir her konuda. Şimdi de madde bağımının Türk Ceza Kanunu'ndaki yerine bakalım. Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç eden kişi 20 yıldan 30 yıla kadar. Bunu satıcı arz eden, satın alan, depolayan, bulunduran kişi de 10 yıldan az olmak üzere hapis ile cezalandırılır. Bunu satın alan, kabul eden, bulunduranlar ise 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırırlar. Arkadaşlar benim... Şansı sesin gelmeden mi? Son dedin. Son dediğin mi gelmedi yoksa eğitim esnasında mı sıkıntı oldu? Son dediğin gelmedi bitirirken. Ha, tamam. Umarım keyif ve verimli olmuştur demiştin. Tamam. Sunumu için Cansu arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi sırada kağıt bilgi yarışmamız olacak. Sunumu için ileride Zeybek arkadaşımıza sözü bırakıyorum. Herkese iyi akşamlar. Ben Yayda Zeybek. Tıbbi görüntüleme 2. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda Afsuk Genç Yaşlılar yönetiminde yer alıyorum. Şimdi sizlere kağıt yarışması sunacağım. Umarım eğlenirsiniz. Şimdi herkese başarılar diliyorum. Şu an görüntü geliyor mu? Geldi mi? Evet geldi. Tamam. Arkadaşlar, yarışmamıza katılmak için bir tane daha teknolojik alete ihtiyacımız var. Şu an sunuma girdiğiniz alet dışında başka bir tane daha alıp oraya kaot.it yazacaksınız. Sonra buradaki pini gireceksiniz. 195-02-79. Kazananımıza Yeşilay ürün paketi verilecek.
9'a kadar bekliyorum. Tam 9 olduğunda başlayacağım. Giremeyen var mı? Başka gelen yoksa başlatıyorum. Sanırım gelen yok. Herkese şimdiden başarılar. Hangisi Sezen Aksu'nun şarkısı değildir? Belalım, delikanlım, vazgeçtim, tüküneceğim. Hangisi Sezen Aksu'nun şarkısı değildir? Evet, doğru cevap delikanlım olacaktı. 9 arkadaşımı tebrik ediyorum. 1. sırada Gülşen Nur, 2. sırada Rabia, 3. sırada İzmir, 4. sırada Merve, 5. sırada Cansu var. Tekrar söyleyeyim, 1.'ye Yeşiler ürün paketi verilecek. Genç Yeşilay Aksu'nun sloganı, senin sloganın yarışmasını kazanan slogan hangisidir? Gençler Yeşilay'a bağlanıyor, bağımlılıklarından ayrılıyor. Bağımlılık yıpratır, Aksu Yeşilay hayat kurtarır. Aksu ile bağımlılıklardan uzak mutlu bir hayat. Aksu ile ayağa kalk, bağımlılığı geride bırak. Genç Yeşilay Aksu'nun sloganı, senin sloganın yarışmasını kazananı hangisidir? Evet, doğru cevap. Aksu'yla ayağa kalk, bağımlılığı geride bıraktı. Bu sloganı yazan arkadaşımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz eğer buradaysa Feyza Ün. Gülşen Nur 1. sırada, İlknur 2. sırada, Merve 3. sırada, Fatma Kızıloğlu 4. sırada, Feyza 5. sırada. 2000 puanlık soru. Sigarayı bıraktıktan ne kadar zaman sonra nikotin vücudu terk etmeye başlar? 2 saat sonra, 12 saat sonra, 6 saat sonra, 4 saat sonra. Sigarayı bıraktıktan ne kadar zaman sonra nikotin vücudu terk etmeye başlar? 2 saat sonra, 12 saat sonra, 6 saat sonra, 4 saat sonra. Doğru cevap 2 saat sonra olacaktı. İlknur 1. sıraya geldi. Gülşen Nur hala aynı. Feyza 3. sırada. Mehmet Ali 4. sırada. Rabia 5. sırada.
hangi sosyal medya platformu daha sonra kurulmuştur? Snapchat, Facebook, Twitter, Instagram. Her dokuzun sıraları. Hangi sosyal medya platformu daha sonra kurulmuştur? Snapchat, Facebook, Instagram, Twitter. Evet, 21 kişi doğru bilmiş. Kendi aralarında yer değiştirdiler. Hala aynı. Mehmet Ali Tüm sıraya geldi sadece. Hangisi Sabahattin Ali'ye ait bir eser değildir? Kuyucak Yusuf, Değirmen, Kırmızı Saçlı Kadın, Sırt Mantolu Madonna. Hangisi Sabahattin Ali'ye ait bir eser değildir? Kuyucak Yusuf, Değirmen, Kırmızı Saçlı Kadın, Sırt Mantolu Madonna. Evet, Kırmızı Saçlı Kadın doğru cevaptı. O Orhan Pamuk'a ait bir eser. Feyza ile Rabia yer değiştirdi sadece. İlk Nurayla birinci sırada, Gülşen Nur ikinci sırada, Mehmet Ali üçüncü sırada. 2000 puanlık doğru yanlış sorusu. Yeşilay 1920'de Ankara'da Hilali Ahtar adıyla kurulmuştur. Doğru mu yanlış mı? Yeşilay 1920'de Ankara'da Hilali Ahtar adıyla kurulmuştur. Yanlış olacaktı çünkü Ankara'da değil İstanbul'da kuruldu. Mehmet Ali birinci sıraya geldi. Tebrik ederim. Bir sofrada şırdanla şalgam görüyorsanız neredesiniz demektir? Adana, Kayseri, Diyarbakır, Ardahan. Evet, Adana 22 kişi doğru bilmiş. Sırada bir değişiklik olmadı. Hangi iki il farklı bölgede ve birbirine komşudur? Afyonkarahisar, Uşak, Yozgat, Sivas, Denizli, Burdur, Van, Erzurum. Hangi iki il farklı bölgede ve birbirine komşudur? Afyonkarahisar, Uşak, Yozgat, Sivas, Denizli, Burdur, Van, Erzurum. Afyonkarahisar, Uşak demiş çoğunluk. Onların ikisi de Ege'de. Fakat Denizli Ege'de, Burdur Akdeniz bölgesinde yer alıyor. O yüzden doğru cevap Denizli Burdur olacaktı. Sırada hiçbir değişiklik yok. Bazı aylar 30, bazıları 31 gündür. Kaç ayda 28 gün vardır? Zor bir soru değil, sadece biraz mantık sorusu. 1, 12, 5, 6. Bazı aylar 30, bazıları 31 gündür. Kaç ayda 28 gün vardır? Doğru cevap 12 olacaktı. 12 ayda da 28 tane gün vardır. Ama kimlerinde fazladır. Mehmet Ali 1. sırada, Feyza 2. sıraya geldi. İlkin 3. sırada, Gülşen 4. sırada, Rabia 5. sırada. Dünya üzerindeki en büyük hayvan kaç metredir? 35 metre, 32,5 metre, 34 metre, 33,5 metre. En büyük hayvan kaç metredir? Evet, 8 arkadaşım doğru bulmuş. Mavi balina 33,5 metreymiş. En büyük hayvan olmuş. Fatma Kızıloğlu 5. sıraya geldi. Diğerleri yerini koruyor. Tebrik ederim hepinizi. Kemal Sunal hangi yıl vefat etmiştir? 2002, 2000, 1998, 2005. Kemal Sunal hangi yıl vefat etmiştir? Evet, 2000 doğru cevap. 14 arkadaşım demiş. Mehmet Ali 1. sırada, Feyza 2. sırada, Gülşen 3. sırada, İlk Nur 4, Ersin Ayaz 5. sırada. 6 tane soruyu doğru bilmiş. Tebrik ederim. Sardes Antik Kenti hangi ilimizdedir? İzmir, Antalya, Manisa, Muğla. Sardes Antik Kenti hangi ilimizdedir? İzmir, Antalya, Manisa, Muğla.
Sabesan Fikriyeti, Manisa'dan. Herkes sırasını koruyor. 2000 puanlık soru. Hangisi bağımlılık döngüsünde yer almaz? Bağımlı olabilirim. Bu meret bırakılmaz. Bir kereden bir şey olmaz. Bıraktım, bir daha başlamam. Hangisi bağımlılık döngüsünde yer almaz? Bağımlı olabilirim. Bu meret bırakılmaz. Bir kereden bir şey olmaz. Bıraktım, bir daha başlamam. Evet, bağımlı olabilirim. Doğru cevaptı. Bağımlı olabilirim değil, bağımlı olmam diye düşünüp başlıyorlar genelde. Mehmet İlerler 1. sırada, Feyza 2. sırada, Gülşen 3, Fatma Kızdoğlu 4. sıraya gelmiş, Ersin Erhan 5. sırada. Bilemem kardeş, meyveyi sormadan içinden ne çıkacak bilemem repliği hangi diziye aittir? Adanalı, Kurtlar Vadisi, Suskunlar, Ezel. Adanalı, Kurtlar Vadisi, Suskunlar, Ezel. Evet, Ezel doğru cevaptı. Gülşen Nur ikinci sıraya geldi. Ağzı hiç boş durmayan, devamlı bir şeyler yiyen, obur ve miskin çizgi film karakteri olan Garfield'ın favori yiyeceği nedir? Pizza, lazanya, hamburger, patates kızartması. Doğru cevap pizzaydı arkadaşlar. Rabia 4. sıraya geldi. Mehmet Ali 5 soruyu doğru cevaplamış. 1. günlük soruyu. İstiklal Marşı'nın hangi yıl yazılmıştır? 1920, 1921, 1923, 1919. İstiklal Marşı'nı hangi yıl yazılmıştır? Evet, 1921 doğru cevaptı. Mehmet Ali hala 1. sırada, Gülşen 2. sırada, Feyza 3. sırada, Fatma Kızıloğlu 4. sırada, Ersin Ayan 5. sırada. Dünya sigarayı bırakma günü ne zamandır? 9 Ocak, 9 Şubat, 8 Şubat, 10 Mart. Dünya sigarayı bırakma günü ne zamandır? 9 Ocak, 9 Şubat, 8 Şubat, 10 Mart. Evet, 9 Şubat doğru cevaptı. Ersin Ayaz 3. sıraya geldi. Rabia 4. sırada, Feyza 5. sırada. Mehmet ile hala 1. Gülşen hala 2. Son 2 soru. Muzur Üniversitesi hangi ilimizdedir? Kars, Ardahan, Tunceli, Tokat. Muzur Üniversitesi hangi ilimizdedir? Kars, Ardahan, Tunceli, Tokat. Olacaktı. Elif Yıldız 5. sıraya geldi. Diğerleri hala yerini koruyor. Hangisi teknoloji bağımlılığının neden olduğu sorunlardan birisi değildir? Gözlerde yanma, elde uyuşukluk, boyun kaslarında ağrı ve sertleşme, fazla enerji tüketme. Hangisi teknoloji bağımlılığının neden olduğu sorunlardan birisi değildir? Gözlerde yanma, elde uyuşukluk, boyun kaslarında ağrı ve sertleşme. Evet, 23 kişi doğru bilmiş. İlk şeylerde uyuşukluğunu yanlış olacaktı. Fazla enerji hissetmezler, tam tersi halsizlik hissederler. Sıra hala aynı. Son soru. Beşiktaş ve Manisa Spor'un renkleri farklıdır. Doğru mu, yanlış mı? Beşiktaş ve Manisa Spor'un renkleri farklıdır. Yanlış. Evet. İkisi de siyah beyaz. Aynıdır yani. Evet, şimdi podyuma bakalım. Üçüncü sırada Ersin Ayaz. İkinci sırada Gülşen Nur. Birinci sırada Mehmet Ali var.
Tebrik ediyorum hepinizi. İlayda, ikinciye Gülşen Nuray'ı diye verdin. O bilgilerini bize iletsin. Tamam mı? Onu söyleyelim. Evet, Gülşen Nur, bilgilerini bize iletirsen memnun oluruz. Herkese iyi akşamlar tekrardan. Tebrik ederim Gülşen Nur'u. Birinci olan arkadaşımızı tebrik ediyoruz. Güzel sunum için İlayda arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Sırada tütün bağımlılığı akran eğitimi var. Sunumu için Mert arkadaşımıza sözü bırakıyoruz. Arkadaşlar öncelikle hepinize merhaba. Hayırlı akşamlar. İsmim Mert Sucu. İlk ve acil yardım birinci sınıf öğrencisiyim. Genç Yeşil Ayasu eğitim ekibindeyim. Ekran paylaşımını yapayım hemen. Ekranda görünüyor mu şimdi? Evet, geldi. Tamam. Evet. Bugün neler konuşacağız? İlk önce kısa bir başlıklarını tanıyalım. Bağımlılık nedir? Sigara nedir? Sigara içer içmez ortaya çıkan etkiler, uzun süre sigara içmenin etkileri, pasif içicilik, nargile kullanımının zararları, elektronik sigara kullanımı ve zararları, kaçak ve sahte sigara kullanımının riskleri, hayır diyebilmek, en önemlisi bu zaten. Sigarayı bıraktıktan sonra yaşanan değişimler ve sigarayı bırakmanın önündeki engeller. Bağımlılık nedir? İlk önce bunu konuşalım. Bağımlılık kişinin kendine zararı olduğunu bildiği halde sadece kişi kendine değil, ailesine olsun, çevresine olsun zararını bildiği halde bırakamama durumudur. Yani burada da yazdığı gibi bağımlı kişi zararını açıkça görse ve bilse bile bağımlı olduğu ürünü kullanmaktan vazgeçemez. Ve kendini gitgide kontrolünü kaybetmeye başlar. Ve maalesef sigara dünyada en yaygın kullanılan sağlığa zararlı ve bağımlılık yapıcı madde. Yani bugün dünyada birçok kişi kullanıyor maalesef. Sigara nedir? Sigara içinde 4000'den fazla kimyasal madde içeren, yani bu kimyasal maddelerin birçoğu her yerde kullanılıyor. Yani bomba yapımından tutun, temizlik malzemesi olarak da kullanılıyor. Her alanda kullanılan malzemeler ama insanlar bunu tüketiyor. Nefes yoluyla tüketilen maddedir. Sigara neler yapar? Sigara aslında insana birçok zararı var. Yani bu insan sağlığına da olsun, çevresine de olsun. Mesela yeni sigaraya başlamış bir genci düşünelim. Ailesi tarafından çok şey yapabilir. Yani baskı altında durabilir. Onun için sadece kendine değil, etrafına da zararları oluyor. Sigara ciğerlere çekerek kullanılan bir kişi her bir sigarada ortalama 1-2 miligram kadar nikotin alır. Yani bağımlılık yapan madde zaten nikotin. Nikotin deri yoluyla ağzın içini kaplayan mukoza yardımıyla veya içe çekilmesiyle ciğerler tarafından emilir.
Beyin ve vücut üzerinde bir kısmı henüz tespit edilememiş karmaşık bir takım etkileri vardır. Evet, dediğimiz gibi sigaranın içinde bir sürü kimyasal madde var. Bu maddeler birçok alanda kullanılıyor. Bunlardan bazıları arsenik, azotoksit, amonyak, aseton, katran, metanol, kurşun, birçok kimyasal madde bulunuyor. Evet. Sigaradan dünyada her yıl yaklaşık 8 milyon kişi ölüyor. Yani bu büyük bir rakam. Yani günde ortalama 22 bin kişi. Sigarayı içer içmez ortaya çıkan etkilerinden bahsedelim. Sigara içtiğimiz zaman kalp atışının hızlanması, kan basıncının artması, midenin asit üretmesi, böbreklerin olması gerekenden daha az miktarda idrar üretmesi ve iştahsızlık. Ve bu iştahsızlık sonunda da genelde sigara içen kişiler zayıflıyor. Bıraktığı zaman da kilo almaya başlıyor. El ve ayak parmaklarında kan akışının zayıflaması. Bu kan akışının zayıflamasından dolayı da erkeklerde ya da bayanlarda saç dökülmesi olabiliyor. Beynin ve sinir sisteminin hızlı çalışması ve sonra yavaşlaması. Koku ve tat alma duyularının zayıflaması. Yani nefes yoluyla tüketildiği için ağızdaki, dilimizdeki bulunan dokulara zarar verdiği için giderek bu duyu organlarımızda zarara yol açıyor. Akciğerlerde küçük liflerin hava yollarının gerektiği şekilde çalışmaması. Yani bunun sonucunda da nefes darlığı ortaya çıkıyor. Beyindeki kan akışının yavaşlaması. Uzun süreli etkileri var bir de. Sık sık nefessiz kalmak ve öksürmek. Bu en sık görülen bir şeydir zaten. Dişlerde sarı ya da siyah lekelerin oluşması. Daha kırışık ve kuru bir cilde olduğundan yaşlı görünmek. Kuru bir ciltle olduğundan yaşlı görünmek. Kadınlarda ve erkeklerde kısırlık riski. Kemiklerde kırılma riskinin artması. Evet, bu sigara vücuttaki D vitamini azalttığı için genelde görülüyor bu. Saçlarda dökülme dediğimiz gibi. Tırnaklarda sararma, kötü nefes kokusu. Sigaranın tetiklediği hastalıklar. Sigara vücudumuza çok çeşitli rahatsızlıklar verebiliyor. Özellikle ciğerlerdeki ve kalpteki kan damarlarının daralması ve kalınlaşması. Yani sigara damarların esnekliğini bozduğu için kalp krizi riskine de meydan vermiş oluyor. Solunumla ilgili enfeksiyonlar, kronik bronşit, zatüre, astım, mide ülseri, damar hastalıkları, kronik baş ağrıları, kalp krizi ve kalp ile ilgili hastalıklar. Dolaşımı ciddi şekilde etkiliyor sigara. Akciğer, böbrek, pankreas, gırtlak, mesane, rahim ve mide kanseri. En çok karşılaşılan şeyler bunlar. Felç, parmaklarda kangren, iktidarsızlık. Sigara içenleri düşündüğümüzde sizce sigara içmenin iyi yanları ve iyi olmayan yanları neler olabilir? Söz hakkı almak isteyen varsa konuşabilir. Yani sigara içenleri düşündüğümüzde iyi yanlarını pek sayamayız. Yani iyi sandığı yanları olabilir kişinin. Ama kötü yanlarını bugün bayağı sayacağız zaten. Sayıyoruz zaten. Sigaranın iyi olduğu zannedilen yanları. Keyif veriyor. El dudak alışkanlığım var. Kahve çay ile güzel gidiyor. Canım çekiyor, iştahım kapatıyor, havalı duruyor, konsantrasyonumu artırıyor. Yani konsantrasyonunu artırmaz, aksine dolaşımı etkilediği için zarar bile verebilir. Keyif veriyor. Mesela sigara kullanan kişi sigarayı bıraktığı zaman aşırı sinirli olur. Mesela keyif vermesi bu an bitmiş olur. El dudak alışkanlığım var. Mesela dudak tiryakileri var. Onlarda cilt kanserine yakalanma riski var. İşte ne bileyim
iştahımı kapatıyor. Mesela iştahı kapattığı için çok fazla zayıflık da olabiliyor. Havalı duruyor diyor. Ya bu da kişiden kişiye değişen bir şey zaten. Peki sizce sigaranın içmenin iyi olmayan yanları neler olabilir? Söz almak isteyen varsa konuşabilir. Yoksa ben devam edeyim. İyi olmayan yanları. Sigara ruh sağlığımızı olumsuz etkiliyor. Sigara kişinin hayatına yeni sorunlar ekliyor. Yani bu yeni sorunlar derken ileriki dönemlerde sağlık sorunu olabilir. Bu sağlık sorunu nedeniyle de çevremizde yakınlarımızı kaybedebiliriz. Yani bu tek kendimiz değil, çevremizdeki sevenlerimizi de etkileyen bir şey. Sigara görünümünün çirkinleşmesine ve kişinin kötü kokmasına neden oluyor. Sigara dumanı kişinin kendisinde ve çevresinde birçok hastalığa sebep oluyor. Sigara kullanmak ekonomik zararlar doğuruyor. Küçük bir hesap yapalım. Yani sizin de bildiğiniz gibi günde bir paket sigara içen bir kişi 15-20 lira. Yani ayda 450 lira, yılda 5400 lira. Hayatı boyunca yani 40 yıl sigara içen birisi 216 bin lira toplayabiliyor. Bu da maddi açıdan verdiği zarara bir örnek. Pasif içicilik. Pasif içicilik nedir? İlk önce bundan bahsedelim. Pasif içicilik, kişinin sigara kullanmamasına rağmen sigara kullanılan bir ortamda durmasıdır. Yani sigara kullanılan bir ortamda durup o ortamdaki havayı teneffüs ediyor. Bu pasif içiciliğin etkilendiği süreye göre, orada durduğu süreye göre değişiyor. Pasif içicilik altında kalmanın etkileri. Sigara içilen ortamda ne kadar zaman geçirildiğine bağlı. Birincisi bu. Odada ne kadar temiz hava olduğuna, havalandırmanın ne kadar gerçekleştiğine, ne kadar sigara içildiğine bağlı. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada her yıl 65 bin çocuk pasif içiciliğe maruz kalmanın neden olduğu solunum yolu rahatsızlıkları sonucu yaşamını yitiriyor. Yani yılda 65 bin çocuk gerçekten büyük bir sayı. Bu da sadece kendimize etki etmediğinin bir göstergesi. Peki ya nargile? Nargile aslında göründüğü kadar da masum değil. Ucunda ölüm var yazıyor. Bir nargilenin zararı 50 sigaraya eşit. Yani mesela virüsten önce atıyorum kafelerde falan bayağı tüketilen bir şeydi bu. Zararlı maddelerdi. O nargilenin ucunda bulunan hortum hiç değişmediği için sadece tütünü verdiği zarardan başka bulaşıcı hastalıklar da bulaşabiliyor. Yani bir kişi içiyor, sonra diğer müşteri geliyor, o da kullanıyor. O da ona da bulaşabiliyor. Bu gibi etkileri de var bunun. Elektronik sigara. Elektronik sigara aslında sigara fiyatlarının artmasıyla rağbet gören bir şeydi. Ama tabii bu sigara şirketlerinin tepkisi üzerine yasaklandı. Elektronik sigara bir de kaçak tütün. Bu ikisi çok rağbet gördü sigara fiyatlarının artması nedeniyle. E-sigara tütün dumanına benzeyen aromalı nikotin buharı üreten pilli cihazdır. Geleneksel sigara Euro, Pro, Pipo veya kalem günümüzde görünümünde 250'den fazla çeşidi vardır. Sigarayı azaltma veya bırakmada etkili olduğu sanıldığı için genelde halk tarafından kullanılıyor. Ama sigarayı azaltmak için değil, tam aksine yani sigaranın içinde bulunan tüm maddeler içinde de bulunuyor. Yani sıvı şekilde onun içinde de var. Yani sigarayı bırakmak için elektronik sigara içilmez. Aynı zararı, aynı kimyasal maddeleri sonuçta vücuda verdiği için hiçbir şekilde sigarayı bırakmaya yardımcı olmuyor. Elektronik sigara ve zararları. Bilinenin aksine e-sigaranın sigarayı bırakma konusunda yardımcı olmadığı ortaya konmuştur. Ayrıca yapılan çalışmalar e-sigaranın tersine bir etki oluşturarak nikotin bağımlılığını sürdürdüğünü ve bırakma davranışını engellediğini göstermektedir.
söylediğimiz gibi. Evet, kaçak sahte sigara. Biraz önce de demiş olduğum gibi bandrollü sigaraların fiyatlarının artması üzerine bu kaçak sigaraya rağbet çok fazla oldu günümüzde. Ama normal sigaranın kat da kat daha fazla zararı olabiliyor bunun. Çünkü denetimi yok. Yani alışılmışın çok üzerinde nikotin ve karbon monoksit içermesi. Yani denetim olmadığı için bu gibi şeyler olabiliyor. Bozuk ve küflenmiş tütün kullanımı, denetimden tamamen yoksun olması, yasa dışı örgütlere kaynak sağlaması. Evet, bu sadece kaçak sigara için değil, madde için de bu böyle. Yani terör örgütünün kaynakları bunlar. Madde satarak ya da kaçak sigara satarak gelir elde ediyorlar. Bir yandan da onlara destek sağlamış olabiliriz belki de yani kullanan kişiler. Hayır, 100.000 kere hayır. Yani bu söylediklerimin hiçbirine gerek kalmadan hayır diyerek bunları engelleyebiliriz aslında. Sana uzatılan sigaraya bir kere hayır dersen daha sonrakilere de hayır dersin. Yani başta onu kullanmamayı kafamıza koyduğumuz zaman hiç kimse zorla yaptıramaz sonuçta. Sigarayı bıraktıktan sonra çok büyük değişimler oluyor. Yani insan vücudu çok büyük bir, gelişmiş bir mekanizmaya sahip. Kendini çok çabuk yenileyebiliyor. Sigarayı bırakmak için kanser ya da kalp hastası olmayı beklerseniz vücudunuzun kendini tamir etmesi için pek fazla vakti olmayacaktır. Yani sigarayı bırakmanın tam vakti. Yani 40 yılda sigara içmiş bir kişi bile olsa sigarayı bırakmanın tam vakti. Sonuçta ileride geri dönüşü olmayan olaylarla karşılaşabiliriz. Sigarayı bıraktıktan sonra 20 dakika sonra nabız ve hızlı soluk ağırlık verme normale dönüyor. 8 saat sonra kandaki oksijen düzeyi normal seviyesine dönüyor. 24 saat sonra karbonmonoksit vücuttan atılıyor. 48 saat sonra ise artan nikotin düzeyi ve azalan tat ve koku duyusu normale dönüyor. 72 saat sonra, 3 gün sonra soluk alıp vermek kolaylaşıyor. Enerji düzeyi artıyor. Sigaranın verdiği en büyük zararlardan bir tanesi nefes almada güçlük. 2-12 hafta sonra vücuttaki dolaşım düzeliyor. Yürürken meydana gelen yorulma ve tıkanma azalıyor. 9 ay sonra akciğer performansı %5 ile %10 artıyor. Kısa süreli ve hızlı soluk alıp vermeler düzeliyor. 12 ay sonra kalp hastalıklarına yakalanma riski %50 azalıyor. Gerçekten büyük bir oran. %50 azalması. 12-36 ay sonra kansere yakalanma riski %50 azalıyor. 5 yıl sonra ise kalp krizi ve solunum yolları ile ilgili kanserlere yakalanma riski %50 azalma yaşanıyor arkadaşlar. 10-15 yıl sonra ise kalp krizi geçirme olasılığı sigara içmeyenler, yani hiç sigara kullanmamış bir kişiyle neredeyse aynı, yarı yarıya azalıyor. Sigarayı bırakmanın önündeki engeller var bir de. Yani bu engeller nelerdir? Sigaraya başlamak kolaydır fakat sigarayı bırakmak çok zordur. Sigarayı bırakmak neden zor? Nikotin yüksek oranda bağımlılık yapıyor. Birinci nedeni bu. Aslında bütün sebepleri bu. Yani bırakmamanın önündeki neden bu. Nikotin bağımlılık yapıyor. Bırakmaya çalışan kullanıcıların en az yarısı tekrar kullanma isteği duyuyor. Kullanıcıların çoğu sigarasız bir hayatı hayal etmekte zorlanıyor. Bazı kullanıcılar tek başlarına yardımsız bırakabileceklerini düşünüyorlar. Bazı kullanıcılar olumsuz duygularla baş etme konusunda sınırlı birikime sahiptirler. Bazı kullanıcılar sigaranın taşıdığı riskleri tam olarak bilmemekte veya kabullenmemektedir. Pek çok kez sigarayı bırakmayı deneyip başarısız olmuş kişiler özgüvenini kaybetmekte ve yeniden bırakma girişimine cesaret edememektedir. Yani denemekte zarar gelmez ama içmekten çok fazla zarar gelebilir.
bazı kullanıcılar sigarayı bırakmanın çok kolay olduğunu, dolayısıyla bununla uğraşmaya gerek olmadığını yanılgısına düşebiliyorlar arkadaşlar bunlar. Sigara bırakmada 10 altın tavsiye. İlk önce sigara bırakacağınız gününüzü belirleyin. Öncelikle küçük hedefler koyun. Hobi ve uğraşlarınızı zenginleştirin. Yani sigarayı hatırlatacak şeylerden uzak durun. Sık sık dişlerinizi fırçalayın, duş alın, bol bol su için, meyve sebze yiyin. Sigara isteğinizi tetikleyecek etkenlerden uzak durun. Yani bu yaşı büyük insanlar için kahvehaneler olabilir, kafeler olabilir ya da arkadaşların yanında fazla durmayabilir yani sigara tüketiliyorsa hatırlatacağı için. Sakız çiğneme, meyve suyu veya bitki çayı içme gibi faaliyetlerle sigara içme isteğinizin önünüze geçebilirsiniz. Temiz hava alın, hareket edin, spor yapın. Sigara içme isteği geldiğinde derin nefes alın ve içmeyi mümkün olduğunca erteleyin. Evet arkadaşlar, sunumum burada sona erdi. İnşallah sıkılmamışsınızdır. Elimden geldiğince sıkmamaya çalıştım ama. Tabii bu sigarayı bırakmanın ya da başlamamanın en önemli şeyi nefis. Yani nefsimize uymamamız gerekiyor. Neydi söz? Bununla ilgili de bir söz var hatta. Gereğinizde. Nefistir seni yolda koyan, yolda kalır nefsine uyan. Yunus Emre'nin bir sözü bu da. Bunu da söylemiş olayım. Arkadaşlar çevrenizde ya da herhangi tanıdığınızda ya da kişi kendisi de arayabilir. 444-79-75 numarayı arayarak YEDAM'ı orada destek verebiliyorlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize hayırlı akşamlar dilerim. Çok da uzatmadan sözü Emine arkadaşımıza vereyim.